Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz herkese. İyi hafta sonları diliyorum. 15 Aralık 2023 itibariyle Borsa İstanbul'u kapsamlı bir şekilde değerlendirelim. Güzel bir hafta olduğunu düşünüyorum. Ters köşelerle dolu bir hafta oldu. Tam da beklediğimiz gibi. Ve ben ne yaptım diyenlerin olduğu bir hafta oldu. Son 2 gün özeline baktığımızda 500 puan yukarı yönlü sert bir hareket gördük. Yani silkelemenin babası. Tabii burada bu silkeleme belli başlı haber akışlarına dayandırılıyor. İşte Fed'e dayandırılıyor. Faiz indirimi döngüsünün erkene çekilmesi ve bununla alakalı fiyatlamanın yapılması. Diğer taraftan iç piyasadaki işte Merkez Bankası'nın adımları ve açıklamaları, Maliye Bakanlığı'nın açıklamaları ve önemlisi yine diğer taraftan diğer önemli merkez bankalarının açıklamaları vesaire vesaire işte. Moody's'in not değerlendirmesi baz alındı. İşte bakıldığında yine Fitch'in Türk bankalarıyla alakalı not değerlendirmesi ve bir iyileşme değerlendirmesi söz konusu. Bunların hepsi bakıldığında tabii çok çok iyi haber akışları. Ama bu saatten sonra zaten bizim durma gibi şansımız yok. Biz bunu hep söyledik. Dolar bazında da baktığımızda 272 dolar, hatta 273 dolar seviyesinde haftalık kapanışımız geldi. Şu bir bitmeyen dördüncü dalgada ikili dip yaptık burada ve bunu zoraki yaptırdılar. Yani baskıyı uzattılar. İç piyasadaki özellikle genç yatırımcıyı siz bir kenara çekilin dediler. Ve biraz da borç parayla ya da kaldıraçla işlem açık kapatan varsa bunlara da siz kardeşim bir elinizdekini bir teslim edin. Zararına burada bir malı verin. Yabancıya buradan biraz ucuza mal takviyesi yapmamız gerekiyor dediler yükseliş öncesi. Ve burada da süreyi biraz daha uzatarak dördüncü dalgayı tamamladık gibi duruyor. Bunu önümüzdeki hafta zaten kesinleştireceğiz. Artık bu saatten sonra risk algısı da sadece Türkiye piyasalarında değil, bütün dünya piyasalarında arttı ve artmaya da devam edecek. Bu böyle. Bizim buradaki hikayemizde, özellikle TL bazlı değerlendirmelerimizde neden çok aşağı yönlü geri çekilmelere ihtimal vermedik? Bunun sebebi tabii ki iç piyasadaki enflasyonist baskı, enflasyonist şartlar. Nedenine gelecek olduğumuzda, çünkü enflasyonunuzun bu kadar yüksek olduğu bir ortamda TL bazlı grafiği takip etmeyeceksiniz. Buradaki hikaye tamamen yabancı üzerine yazılır ve yabancı üzerinden pazarlık yapılır ve fiyatlama bu şekilde devam eder. Son 2 yıla baktığımızda bu zaten sürekli olarak bu şekilde devam ediyor. Buradaki düzeltme sürecinde de bu düzen bozulmadı. Bundan sonra da zaten bozulmayacak. Halen bunun aksini iddia eden ya da şansını denemek isteyen varsa bizim daha önceki yapmış olduğumuz borsa analizlerini tek tek izlesin. Ve bugün nasıl bir sonuca geldiğimizi zaten görecek. Ne dediyse go. Şimdi TL bazlı değerlendirmede, yani puan bazlı geri çekilmesinde eğer öngörü çalışacak olsaydı bizim 7000 puanlara, 6800'lere doğru geri çekilmemiz lazım. Ama ben artık 7000'in, hatta 7100'lerin altında bir rakamın imkansız olduğunu size dile getirdim. Çünkü dolar bazındaki grafik bunu desteklemiyor. Hikaye buraya orantılı bir şekilde ilerliyor. Şimdi ne olacak? Şimdi arkadaşlar, yerel seçimlere kadar, yani belediye seçimlerine kadar biz burada 320 dolar, 315 dolar seviyelerini takip edeceğiz. Bölgenin üzerindeki hareketliliklerde bu seçim öncesi gelir, seçim sonrası muhtemelen seçim öncesi gelir gibi duruyor. Buradaki sıkışma alanına da baktığımızda. Peki bu üçgenin üzerinde bizi sert bir fiyatlama bekler mi? Bekler. Yaklaşık olarak toplamda 3,5-4 aylık bir süre içerisinde, burada ben size gidiş hızını da söyleyeyim. Şimdiden bunu yazın. Bu adam bize söylemişti. Böyle bir risk alıp böyle bir analiz yapmıştı dersiniz. Kabaca, yani şöyle Şubat, Mart gibi eğer kırılım gerçekleştiğinde 320 doların üzerinde 600 doları endeksin nasıl zorladığını ve nasıl inanılmaz bir şekilde yukarı yönlü bir atak gerçekleştirdiğini izleyip göreceğiz. Ve ben de size bugün 15 Aralık 2023 tarihinde yapmış olduğum Borsa İstanbul analizini yine her zaman olduğu gibi anlatacağım ve dile getireceğim. Biz demiştik diyeceğim. Çünkü yanılmayacağız. Peki neden bu kadar net konuşuyoruz? Neden bu kadar eminiz arkadaşlar? Peki neden dolar bazlı grafik bu şekilde net çalışıyor ve bu düzen bozulmuyor? Ucuzuz arkadaşlar. Yani iskontoluyuz. Ve piyasalarda çalışmaya devam ediyor. Şirketlerimizin genel durumları aslında çoğunun iyi. Çoğu tabii ki borçla dönüyor, krediyle dönüyor.
vesaire. Ama borçla krediyle dönenler de önümüzdeki 1 yıllık, 1,5 yıllık, 2 yıllık süreçlere ilişkin planlarını içerideki mevcut yatırımcılar üzerinden koruma altına alıyorlar ve yatırımcılar da burada demek ki beklemeyi göze alıyor işte. Kimi ne yapıyor? Tahsisliğe gidiyor, kimi bedelliye gidiyor, kimi işte kurumsallara hisse senedini satıyor, kimi açığa satıyor vesaire. Nakite ulaşamadığı için, yani krediye, ucuz paraya ulaşamadığı için bu dönemde böyle adımlar geliyor. Siz yatırımcı olarak seçici olacaksınız. Yani burada bunları daha önceden hangi firmalar tamamlamış, hangi firmaların önünde artık engeller kalmamış, ne kadar az döviz borcu ya da hiç döviz borcu olmayan kağıtları bulabilirseniz, ki bunlar birkaç tane var. Ama bunları da baskılayan işte belli başlı haber akışları var. Bunlar da zaten çözülecek ki bu tarz adımlar zaten atılmış. Bunları şimdiden bu ucuzluğu, hele hele ki endekse göre bakıldığında işte 5000, 5500, 6000 puan seviyelerinde olan kağıtlar var. Yani ucuzluk anlamında. O zaman yukarı yönlü hareketleri takip edeceğiz. Şimdi burada ucuzluk vesaire pahalılık derken bugün ya da bu hafta ne oldu da Türk Hava Yolları aşırı sert bir hareketi zirvede tamamlayamadı. Birkaç arkadaş da forum sitelerinde beni eleştirmiş, bana demiş. İşte Türk Hava Yolları ben geri çekilecek demişim. Veyahut bundan sonra hiç yükselmeyecek demişim. Vatandaş da yazmış. Borsa İstanbul'un Türk Hava Yolları lokomotif hissesi. Bakın arkadaşlar. Türk Hava Yolları'nın hikayesi daha son bir yıldır aşağı yukarı yani fiyatlanıyor. Anladınız mı? Daha önceki hikayeye, senaryoya baktığınızda Türk Hava Yolları bedavanın bedavasıydı. Yani Türk Hava Yolları'nda bekleyen adam para basmadı. Ve bu son dönemde yani 30 liradan nereye gördü bu kağıt? Aşağı yukarı 10x yaptı. 10x'in üzerinde yapan 100'e yakın kağıt var. Bakın 10x'in üzerinde. Şimdi bu kağıtlar bakıldığında ve sizlerin kar marjlarına bakıldığında zarardasınız diğer kağıtlara baktığınızda. Ama ben şunu söylediğimde yanlış anlıyorsunuz. Türk Hava Yolları şu anda işlem hacmi yönünden evet yüksek. Belli bir süredir de işlem hacmi yönünde zirveyi oynuyor. Ve endekse TL bazında da puan bazında da katkı sunmaya devam ediyor. Ama bu devran böyle gitmeyecek. Bakın söylediğim gibi gitmeyecek. Bunu yazın. Ha, bu tamamen benim fikrim, benim öngörüm. Türk Hava Yolları da eğer lokomotif bir hisse diyebilmemiz için yıl 12 ay, özellikle 5 yıl, 10 yıl vadede Borsa İstanbul'u çevirmesi lazım. Böyle bir hikaye mümkün zaten değil. Böyle bir düzen yok, böyle bir trafik yok zaten. Anladınız mı? Ve Allah korusun, Türk Hava Yolları'nda gelebilecek en ufak bir olumsuz haber akışında nasıl geri çekildiğini takip bile edemezsiniz. Bakın bunu söylüyorum. Buradan satın vesaire demiyorum. Bu saatten sonra yükselir mi? Ne zaman 270 liranın üzerinde kalıcılık gördük, o zaman alınabilir riske değer. Ama burada işte 10 kat gelmiş son bir senede. Bundan sonra 10 kat gider mi? Bundan sonra 3 kat giderse öpün başınızın üzerine koyun 2 yılda. Bunu da buradan yazın. Çünkü dolar bazında endekse göre çok yüksek bir hızı var. Ve bunun da kâr realizelerini göreceğiz zaten bu dönemlerde. Bir haber akışıyla 270 liranın üzerine çıkabilir. Bunu örnek verdiğim için Türk Hava Yolları'nda ben anlatıyorum. Manipülasyon vesaire spekülasyon kesinlikle yapmıyorum. Ki ülkemizin çok önemli bir katma değeridir işte. Türk Hava Yolları'dır, Aselsan olsun bu gibi kağıtlarımız bizim çok önemli, çok kıymetli şirketlerimizdir. Gönül ister ki 5000 liraya gitsin burada ama burada da bir hikaye olacak. Yani burada bir yeni hikaye yazılacak. Belki burası da bir sermaye artışına gidecek, ne bileyim yani uçak sayıları artırılacak vesaire başka şeyler olacak. Bunlar için de içerideki yatırımcıya ihtiyaç var. Şimdi süreci zaten izleyip göreceğiz, takip edip göreceğiz. Ama genel gidişat ne derseniz bu ikili tepeyi aşmadığı sürece dikkatli olacağız. Çünkü aşağıda bekleyen bir ikili dip var. Ha, ikili diple mi gideriz yukarı yoksa ikili tepeyle aşağı mı düşeriz? Bunu zaman gösterecek. Şu anda takip edeceğiz. Benim yaptığımı da zaten söylemiş olduğum kelimeleri, analizleri de tavsiye niteliği olarak algılamayın. Yani benim anlattığımla yola çıkmayın. Eleştirirken de uslubunu da eleştirin. Yoksa biri sizi çıkar bu şekilde bozar. Ve bugün yani örnek veriyorum 200 lira geldiğinde ben bu analizi hatırlatırım.
Çünkü benim yapım bu. Ben adam bozarım. Beni haksız yere eleştiren bir adamı ben çarparım vakti saati geldiğinde. Unutmam, benim önümde notumda o adam hazırdır. Yeri geldiğinde bunu yaparım. O yüzden yani garanti işlere bakın. Şimdi endeksin genel görüntüsüne baktığımızda haftalık bazda şu son bu haftanın çekiç mumu zaten mükemmel bir dönüş. Ve uzun bir süredir böyle bir çekiç mumu en son biz nerelerde gördük? Şurada gördük. Şu iki muma baktığımızda bu hafta değil son iki haftaya baktığımızda TL bazındaki grafik bize buradan kesin bir düşüşün sinyallerini verir ve daha önceki iğnelediği bölge olan 7290'lara gitme garantisini bize verirdi. Ama dolar bazlı grafik buna müsaade etmediği için biz geri çekilmelerimizde sınırlı düşüşler bekledik. İşte bunun gerekçesi bu. Anladınız mı? Ve 7550'lerden zaten söylemiştik de 7500-550 bandından döner demiştik ve bu dönüşü de şu anda aldı gibi duruyor. Önümüzdeki hafta itibariyle zaten bu hafta satanlar hayatta alamayacak. Bugün Türk Hava Yolları özeline baktığımızda 0.40 artıda, endeks 2.30 artıda, hisse genellerine bakıldığında işte Ereğli %7 yapmış, Otkar'a baktığınızda %4 yapmış, Zoren %4 yapmış. Türk Hava Yolları niye yapmıyor? Aselsan niye %6.5 yapmış işte. Hikayeyi okuyacaksın kardeşim yani. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Bundan sonrası ne olur ne biter sorusuna güzel olacak. Yani bu saatten sonra artık o test ettiğimiz TL bazındaki ve dolar bazındaki dip seviyeleri unutacağız. Çünkü yeni bir yol haritamız var bizim. Ve burada da sistematik bir şekilde ilerleyen bir grafik var. Bütün odak noktamızı dolar bazlı grafikte tuttuğumuz sürece bir problem olmaz. Bakın, burada şu detayı da size ben tavsiye niteliği olmadan vereyim. Burada önemli bir düşüş gördük. Bir düzeltme hattı gördük. Ancak haftalık kapanıştaki dolar bazlı grafikte 2 aydır yani 8 haftadır şuradaki belirsiz mumlar ve bu hafta artık belirli bir mum yani çekiç mumu oluştu. 8 haftadır düşüşte bir hikaye yok. Yani anladınız mı? Bunun fake bir düşüş olduğunu ve teknik anlamda gerçekleştirilmiş olan belli başlı baskı grupları diyelim buna bu şekilde sistematik teknik çalıştırıldı. Yani düşüşte bir hacim yok. Yani aşırı bir net bir satış yok. Kaldıraç etkisiyle ancak bu şekilde 8 hafta tutuldu. Bundan sonrasını da izleyip göreceğiz. Hafta sonunda size biraz daha kapsamlı teknik analizler paylaşacağım. Ve hepinizi farklı yönlerden bilgilendirmeye çalışacağım ki önünüzü görün. Öpülmeyin. Yani neyin ne olduğunu anlayın. Bu saatten sonra artık Borsa İstanbul'un nerelere doğru gidebileceğini hem TL bazında hem dolar bazında hem de hiç analizini yapmadığımız örnek verebileceğimiz hisseleri de paylaşacağım. Sizlerin de yapması gereken abone olup bildirim seslerini açık tutması ve videolarımızı destek amaçlı beğenmeniz arkadaşlar. Ve tabii katıl butonundan da bizlere destek verip bildirimlerden daha hızlı haberdar olabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize bol şans, bol kazançlar. Allah'a emanet olun. Takipte kalın. Hoşça kalın.